Piyano Atölyesi'nde kahve sohbetlerinde yine birlikteyiz. Çok tatlı, çok seveceğiniz ve inanılmaz bilgiler edineceğiniz bir konuğum yine bugün bizlerle kahveleri hazırladım ve hemen yanına doğru şöyle hızlı hızlı heyecanlı bir şekilde gidiyorum. Çünkü bana o kadar çok soru soruyorsunuz ki bu konuyla ilgili, işte ben de işin uzmanını konuk olarak şöyle getirdim, aldım, geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Ebru'cum. Çok teşekkür ederim. Seni. Oh, ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim davetin için. Keyifle geldim. Evet, hoş geldin. Beste Ali Mert istiyoruz. Hoş bulduk tatlım. Sonunda aynen hem kahvemizi içip hem sohbet edeceğimiz bir ortam yaratmışsın. Evet, mükemmel. Her şeye öyle konuşmaya geldim seninle. Sor. Evet, sor hemen başla. Biz Beste ile çünkü böyle hani gerçekten ben spor, o diyetisyen olunca çok paslaşıyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimiz ama bir türlü iş yoğunluğundan bir araya gelememiştik. Bugüne kısmet. Böyle süper kombinasyon. Hep birlikte. Aynen. Herkes hem kahvemiz hem sohbetimiz, her şeyimizi ayarlamışsın. Süpersin. Aynen öyle. Öncelikle o zaman ben seni çok iyi tanıyorum ama ekran başından böyle biz, benim abonelerim, çocuklar, veliler, yetişkinler bir kendini tanıtır mısın bize? Tamam, tabii ki. Diyetisyen Beste Ali Mert Altınörs. Ben beslenme danışmanlığı yapıyorum. Aslında diyetisyen deyince hemen akla zayıflama geliyor. Ama bizim aslında zayıflatma işimizin küçük bir parçası Ebru'cum. Aslında benim eğitim alanımda, Hacettepe Üniversitesi mezunuyum ben. Bütün hastalıklarda beslenmeyi, sporcu beslenmesini, çocukların beslenmesini, annenin, doğum yapmadan bir işte hamilenin, yaşlının ve bütün hastalıkların beslenme sürecini öğreniyoruz ve uyguluyoruz hastanelerde de. Aslında sen 7'den 70'e, ben hep öyle diyorum. Aynen, doğmadan, daha 7'sine de gelmeden önce. Değil mi? Doğmadan anne karnındaki bebeği besleyerek başlıyoruz. Daha derin mevzu. Kesinlikle, aynen. Hatta hamilelik öncesi. O süreç tamamen öyle danışmanlık aslında. Kesinlikle. Yani insanların tabii hayatının her sürecine aynen dokunuyorsun. Beslenin bana da çok dokunmuşluğu var. Böyle arada bir kilo aldım. Hiç ihtiyacın olmadığı halde. Ama bir sporcu olarak tabii ki beslenmeni her zaman hani müdahale etmek gerekiyor. Evet. Çünkü çok önemli. Sen çok iyi spor yapıyorsun. Öyle hani spor yapıyorum diye hani sedanter bir spor anlayışın yok. Gerçekten ona uygun beslenmen gerekiyor. O konuda her zaman yanındayım arkadaşım. Evet, evet, her zaman ama arada ben böyle krizler. Tabii. İşte bir kilo almışım, bir kilo vermişim. Ne yapacağım? Ona hiç söyleme bence. Acil şey hattı derler. Yardım hattı olarak. Alo Beste, şöyle olmuş. Bunu mu yesem, onu mu içsem falan. Çok kendisinden sağ olsun bilgilerinden faydalanıyorum. Peki Beste'cim, şimdi ben 3 yaşında annem beni çok yaramaz bir çocuk olduğum için almış, enerjisini doğru yönlendirsin diye 60 jimnastik salonu. Ne güzel. O gün bugündür ben hani jimnastikçiyim, sporcuyum. Böyle başladı benim hikayem. Senin hani bir diyetisyen olma hikayen vardır. Nasıl buna karar verdin? Çünkü ben bu kahve sohbetlerinde istiyorum ki konuğumun alanında diyetisyen olma heyecanı içinde olan. Ya ne güzel, evet, kesinlikle. Belki üniversitede okuyan. Yani sadece işte nasıl yeriz, nasıl içeriz, ne yaparız değil de bu, çünkü senin de kendi özel bir muayenehanen mi var? Tabii. Diyelim ya, muayenehane mi deniyor bilmiyorum. Evet, yani danışmanlık merkezin var. Danışmanlık merkezin var öz olarak. Aynı zamanda sonuçta sen işini de çok profesyonel bir şekilde icra ediyorsun. Hani nasıl diyetisyen olmaya karar verdin? Ya bu, evet. O üniversite şeyleri, yolları nasıldı? Ebru'cum, bunu ilk defa sen sordun bana. Öyle mi? Kesinlikle. Ama bu hikayemde evet farklı bir hikaye aslında. Şimdi ben diyetisyen olmaktan çok memnunum. Çok severek yapıyorum şimdi gerçekten. Çünkü hani insanlarla o empatiyle buluşmak, onları anlamak, onlara yönelik bir beslenmeyle beraber aslında bir hayat şekli de ben değiştirmiş ve vermiş oluyorum. O değişimi onlarda görmek kesinlikle beni çok inanılmaz memnun ediyor. Ama ben diyetisyen olmadan önce ben diyetisyenlik mesleği diye bir şey bilmiyordum. Hiç diyet ve diyetisyen benim hayatımın içine hiç girmemiş. Ben de senin gibi. E tabii şöyle ya, o kadar güzel. Canım kadar, çok sağ ol. Şey orantılı bir hani kilo kas dengesine sahipsin ki. Ama bilmiyorum, işte dedin ya kas. Çünkü aynen senin gibi ben de çocukluğumdan itibaren hep spor yaptım. Jimnastik yaptım. Çok az, profesyonel değil ama sonra profesyonel olarak basketbol oynadım.
Üniversitenin sonuna kadar basketbol oynadım. Çevremdeki arkadaşlarım da böyleydi. Hep sporcu. Hiç diyet diye bir şey biz duymamışız. Yani bizim cahilliğimiz diyeyim. Ben matematik yazmak istiyordum. Yok, belki ihtiyacın olmadı. İhtiyaç yani. Ve çevremizden de hiç böyle bir şey duymamışız. Hiç diyetisyen denk gelmedi. Sonra ben matematik yazacaktım. ODTÜ matematik benim tek tercihim. Hiç sağlık alanında bir şeye yönelmiyorum. Sonra benim sınavda, ben çok rahat bir insanımdır. Böyle hani stres, heyecan vesaire falan bende çok olmaz. O rahatlığı ben sınavda biraz fazla yaşamışım. Ben evde çözüyorum gibi soruları çözünce normalde böyle gayet hani iyi olurdu sınav sonuçlarım. Bir baktım sınav zaman bitmiş. 20 dakika kalmış. Ben çıktım. Hani dedim ben hiçbir yere kazanamıyorum. Ondan sonra bir baktık ettik. O zaman da hep böyle puanlara göre bir yer yazardık ya. Evet. Diyetisyenlik diye bir meslek var. Yani şimdi ben tabii okulumun puanını da böyle küçümsemiş olmayayım. Tıpa da giriyordum aynı puanla. Hayır zaten yani. Bu hikayeyi anlatarak Hacettepe diyetisyenlik bölümünü kazandın. Evet ama yani o zamanki puanlarıma göre işte hani atıyorum Hacettepe tıp da tutuyordu. Hani ODTÜ matematik aşağı tutuyordu. Ondan sonra diyetisyenlik diye bir meslek varmış dedik. Aradık üniversitedeki diyetisyenim. Dediler ki çok güzel bir meslek ve talep çok fazla. Ama diyetisyen sayımız çok az. Tavsiye ederim. Hacettepe diyetisyenliği yazdım ama öne hep matematik yazdım yine. Belki tutardı. Diyetisyenlik tuttu. Matematik dediğinde matematik bölümü. Yok, öğretmen asla hayatta olamam. Bölüm. Yani hiç bana uymayan. Ama hani sonrasında ne oldu? Sonra bilgisayar programcılığıyla beraber okuyup ben bilgisayar programcısı olmak istiyordum. Şu andaki mesleğimle alakasız. Her şeyde bir hayır var. Kesinlikle. Ben diyorum ki kesin ben birine yardım ettim. Bir iyilik dokundu. Evet. Allah dedi ki meslek yani sen ne alakası var hani matematikle? Senin bu olman gerekiyormuş. Çünkü ben şu an çok mutluyum. Ama okurken de yaparken de mesleğimi çok seviyorum. O yüzden dediğin ya işte hani bunu seçmek isteyenlere de yol gösterebilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama burada çok önemli bir şey var. Bu şimdi senin mesleğinde de çok şu anda gündemde. Bilgisi olmayan, bir okuldan mezun olmayan kişiler de bizim mesleğimizi yapmaya çalışıyor ve senin mesleğini de yapmaya çalışıyor. Yani 7 ile 15 gün ilaha sert programlarıyla. Aynen tabii. İşinden sıkılan diyetisyen oluyor, işinden sıkılan spor hocası oluyor. Şimdi ben bunun için Hacettepe'de okudum ve Hacettepe gerçekten çok iyi bir eğitim veren bu konuda. En iyi eğitim veren okuldu hala. Ama öğrenciler de işte bunu seçerken ben bu mesleği iyi yapacağım diye seçmesi lazım. Yani bizim şimdi işimizin bu zayıflatma popüler bir kısmı olduğu için hemen bitireyim de zayıflatmaya başlayayım. Buradan ben para kazanayım diye bakıyor çoğu kişi. Bu değil. Öyle bizim değil. İşimiz hiçbir sağlık. Iş öyle değil evet. De. Yani bizim işimiz bir de sağlık. Olacak. Sağlık çok önemli. Sağlık böyle kot tişörte benzemez. Yani hani iyisi de olsa kötüsü de olsa giyip çıkarız. Bu ama değil yani sağlık. Başka noktaya gidebilir. Sporla tabii ki de. Şekilde. Kesinlikle. Yani sağlıkta da yani tabii ki de noktasına gidebilecek. Aynen beslenme dediğimiz şey yani hasta olmayan bir kişiyi hasta eder. Yani zayıflayacağım diye sağlığınızdan olabilirsiniz. Sağlığınızı zayıflatabilirsiniz. Tabii. Denek oluyor kişiler popüler yöntemleri hemen deneyerek. Bu değil bizim işimiz. Gerçekten de hastalıkları da tedavi etme noktasına düşünürsen sağlığın en temel yeri beslenme. Yani hastalıkları önleme konusunda. Spor da öyle. Mesela kişi diyor ki ben işte pilates yapacağım. Pilates uzmanına gidiyor. Tamam diyorum hani sporcusu hani gittiğin kişi bilmiyor. İşte sertifika almış. Yani inan bana böyle hani çok denk geliyor. Kişi işte hani kurumsal hayattan sıkılıp pilates hocası olmuş. Ya diyorum nasıl gidiyorsunuz? Yani pilates o kadar hani basit gözüken bir şey olabilirsin gözünüzde ama bütün anatomi, kasları, sizin fizyolojinizi bilmeyen bir insan sizi sakat bırakır. Yani bu tedavi hani özelliği taşıyan bir spor pilates tabii. Ama sakatlayabilir. O yüzden bir mesleği seçerken özellikle de sağlık alanında ben bu işi hakkıyla yapacağım. İşte bütün çalışmalarını, araştırmalarımı yapacağım, kendimi geliştireceğim. Çok okuyacağım. Böyle olması lazım. Edeceğim. Böyle olacak kişilere tavsiye ediyorum. Ben mesleğimi çok hani severek yapıyorum. Yapsınlar. Ben de uzun yıllardır arkadaşız ama tabii yani fırsat bulamadığımız için birbirimizle evet. Hani bu kadar uzun süre sohbete bu hikayeyi ben de yeni de duydum evet. Şu anda. Her şeyin hayırlısı. Kesinlikle. İyi ki öyle olmuş. Şu an seni bilgisayar programcısı olarak hayal edemiyorum. Ben de hayal edemiyorum kendimi. Bir masa başında sürekli böyle evet. Hani asosyal bir şekilde ben hani seviyorum insanlarla iletişim içinde olmayı, yardım etmeyi, hani onlardan beslenmeyi. İletişimin
yani iletişim çok önemli her evet. alanda ve hani gerçekten işini çok iyi yapıyorsun. Teşekkür çok ederim. Severek Beyin yapıyorum. Benim için de gerçekten yerin ayrı çünkü hani teşekkür burada birçok kişi beni takip ettiği için biliyorlar. Biliyorsunuz ben uzun yıllardır önceliğim çocuk, hani çocuklarla çalışıyorum ve günümüzde şimdi oradan geliyorum evet. hani obezite ve hani gerçekten her zaman da şunu söylüyorum. Sporun dostu ya da düşmanı beslenme. Tabii ki de, yani aynen. Çünkü ne yani beslenmek için hani işte karnınızı doyurmak için bazen hani o canınız çektiğinde seçtiğiniz atıştırmalıklar dost da olabilir size, düşman Kesinlikle. Da olabilir ve bu gerçekten hani çocukluk döneminde çok erken önemli. Yaşta Tabii çok ki de. Önemli. O yüzden bazen beden atölyesinde hani öğrencilerimi görüyorum işte çok hevesle, çok istekle, tutkuyla jimnastik yapmaya geliyorlar ama bazen fazla hani taşıdıkları bir yük oluyor tabii, bedenlerinde. Aynen. O yüzden hemen diyorum ki benim, bizim tabii iş yerlerimizin çok yakın olması da bir avantaj. Beste ablanız var, Beste tabii. var, bir arayalım, bir gidin, bir sürece girelim. Çok fazla öğrencimi de Beste emanet ettiğim için benim için yerin gerçekten ayrı. Teşekkür aynı. Ederim. Güvenin çünkü, için evet, seve seve. Sen onların beslenmesini kontrol ediyorsun. Biz onları sporla tabii. harmanlıyoruz. Tam olması ortaya. Gereken çocuk için bir kombinasyon. Çok güzel bir kombinasyon tabii. çıkıyor. O yüzden buradan hatta Mercan'a ve Zeynep'e selam Evet aynen. Onlar çok tatlı, çok başarılı, çok akıllı çocuklar. Bu hem kendilerinin yani istekleriyle de olacak bir şey. Şimdi aile ne kadar yönlendirse de eğer çocuğun içinde yoksa ve gerçekten çocuk o bilince sahip değilse o yürümüyor. Çünkü biz sonuçta bunu kendi kendimize yapan hani sonuçta yemek yemeye gerçekten işte hem dürtüsel hem hani akılla yaptığımız bir şey. Çocuklarda bu çok önemli Ebru. Yani bunu senin yönlendirmen ve senin zaten bu işin içinde olman çok değerli. Çocukken bir spora başlamak mesela. Yani şimdi evet. çocukken spora başlamakla sonra ileride başlamak arasında çok büyük fark var. Tabii. Hem alışkanlık ve motivasyon anlamında fark var hem de vücudu yapısal anlamda fark var. Eğer biz çocukken kaslarımızı geliştirirsek, yağ hücrelerimizi arttırmazsak ilerideki obezite riskimiz çok düşüyor. Beslenme açısından da öyle. Eğer biz beslenme de erken yaşta seçimlerle tabii ki de. Başlıyor. Öğreniyoruz çünkü yani damak tadımız, hücrelerimiz, onu kullanma şekli. Eğer biz çocukken kilo almaya meyilli bir şekilde beslenirsek çocuktur, büyür, büyüyünce verir. Kavramları ne yazık ki aslında büyüyünce işlemiyor. Çünkü alışkanlıkları ona göre Çünkü olmuş yani oluyor çocuğun. Çünkü artık hani onu seviyor ve Tabii devamlı ki. Onu tüketmek evet. istiyor seçtiği ve neyse. Yağ hücrelerimiz şöyle, şimdi çocukken yağ hücreleri çünkü büyüme bir anabolizma döneminde yağ hücreleri birbirine ekleniyor. Ama sonra biz yetişkinlikte kilo alıp verirken yağ hücrelerinin içini boşaltıyoruz ya da dolduruyoruz. Yani aynı yağ hücresinin üzerine eklemiyoruz çok yüksek kilolar almadıkça. Çünkü artık hani bir kalıp var. Yağ hücremizin sayısı var. Ha, aynen. Durmuş. Onun artması ya da eksilmesi değil de içinin dolması ya da boşalması. Şimdi çocukken biz yağ hücremizi eğer arttırırsak ergenlikte, küçük hani yaşlarda o zaman sonrasında hep bir vücudu yani gündemimize diyet, kilo verme, kilo alma. Çocukluk döneminde kilolu, obez olan çocukların yetişkinlik döneminde obez olma riskleri %80 artıyor. Yani düşün ne kadar önemli. O yüzden burayı iyi yönlendirme, ailelerin bilinçli olması çok önemli. Ve ailelerin en önemlisi rol model olması. Çok önemli, yani kesinlikle. Bir taraftan hani kendisi yerken, değil mi? Alıp sana getirirken ama kendisi de evet. diğer tabakta çocuğa patates yedirmeyip kendisi yerken. Kesinlikle. O çocuk sonuçta biz ne yaparsak yapalım söylediğimize değil yaptığımıza bakıyor. Çünkü sonuçta aynı evde yaşıyoruz ve anne baba onun için en değerli, en böyle hani örnek kişiler. Tabii. İlk önce kendimiz. O yüzden ben ailelere aslında bir bütün olarak hani bakmak istiyorum. Çünkü hani ailenin davranışını değiştireceğiz ki çocuk da doğal olarak hani ondan zaten etkilensin. Anne baba yanlış diyetleri yaparken de fazla beslenirken de çocuğu çok kesinlikle göz önünde bulundurmalı. Bak buradan ne geldi aklıma? Bir de şöyle modeller var ailelerde özellikle kadınlarda. Ben hep engellemeye çalışıyorum yani eğer fark ettiysen mutlaka uyarıyorum. Hı hı. Çocukları her gün tartıyorlar. Ay evet. Her sabah. Çocuklara kesinlikle. Yani bu sadece evet. bu sporda da böyle. Evet. Yani hayatım bence ben çok her şeyi çok bir bütün ve birbirine böyle hani zincir olarak bağlı kesinlikle. Olarak düşünüyorum. Hayatın her alanı. Evet. Hani o sadece çocuğu tartmak, o kiloyu kontrol etmek, o psikolojisi olarak, psikolojik kesinlikle olarak, o kadar etkiliyor ki. Çok. Benim öyle çok sevdiğim, çok da yakın olduğum bir hani velim vardı. Dedi ki her gün biz tartıyorduk. Sakın yapmayın. Kilo nedir? Yani neyi gösteriyor var. Kilo bir kere?
hedef, amaç ne? Aynen. Orada ne yapıyorsun yani bunu ya da öneriyor musun? Kesinlikle. Yani alanım dışında aslında bir evet, öneriden. Yok. Ben alanın dışı olur mu? Baktığımda hayır diyorum. Kesinlikle. Ben bunu yetişkinlere de önermiyorum, çocuklara da önermiyorum. Yani yetişkinlerde de kilo her gün değişen bir şey değil. Biz her gün kilomuzu ölçtüğümüz zaman psikolojimizi oraya bağlamış oluyoruz. Yani sürekli bir kilo. Aynen. Kilo hiçbir şey göstermez. Kilonun içinde yağ var, kas var, su var. Bizim kas miktarımız önemli, yağ miktarımız önemli vücutta. Eğer sadece biz kilomuzu takip edersek o zaman bu detoks diyetlerine, işte hani şok diyetlere de mahkum oluruz. Çünkü sadece onun azalmasını bekleriz. O değil azalması gereken, yağın düşmesi eğer kilo yüksekse bile. Ben hep söylüyorum, o da doğru değil mi? Hani yani kiloyu vücutta ne olarak barındırdığınız çok önemli. Aynen, kesinlikle. O yüzden insan böyle kendi sürekli kiloya odakladığı zaman bir kere yiyeceklerle iletişim çok bozuluyor. Çünkü yediğim zaman kilo alırım, yemediğim zaman veririm. Her kaçamaktan suçluluk duymak. Yani bir kere yetişkinler için böyle. Ama kaldı ki çocukları konuşuyorsak, çocukların her gün tartılması, onların psikolojik dediğin gibi inanılmaz bir yük. Sürekli çocuğun, bir kere çocuk küçükken, bak ben dedim ya sana hiç diyet ve diyetisyen kavramlarıyla tanışmamışım. Evet, bak bu çok önemli bir şey. Benim hiç ailemde de şimdi, yani ailemin yönlendirmesi çok önemli. Bizde ne yasak vardır, ne abur cubur vardır, ne böyle her yemeğin yanında pilav makarna vardır ama ne de ben onların yokluğunu bilirim. Yani yerim yani. Evet, anne, baba tarafından Ege'liyim, anne tarafım ama Ankaralı. Yani çok da gezdik. Babam asker olduğu için ben Ağrı'da doğdum. Sivas, Konya, hani Ankara, İzmir. Ben bayağı yurdum insanıyım yani. Ama burada önemli olan aslında işte yasakların olmaması. Çocukta bir kilo, bir diyet, mesajların olmaması. Evet. Çocuk sağlıklı beslenme. Kesinlikle. Bunu bilmesi gerekiyor. Büyümek, gelişmek. Spor bunun yapıyorsa bunu iyi yapmak. Evet. Ben hep öğrencilerime diyorum ki sebzelerle tanışın. Aynen. Mesela devamlı böyle hani anlatıyorum. Brokoli biliyor musun? Karnabaharı evet, tanıyorsun. Aynen. Enginarı, kerevizi, ıspanağı, pırasayı. Bazen ödev veriyorum. Hani diyorum ki bu hafta gidin pazara gidin evet. Ve sebzelerle tanışın. Ne güzel. Kesinlikle. Örneğin. Ama bunu işte ailenin de yapması gerekiyor. Şimdi babanın annenin kerevizi sevmediği bir evde çocuk da bunu bilmiyor, tanımıyor. Tabii de tencere yemeği pişmiyorsa. Hele bir de öyleyse, akşamları ne yazık ki ailecek dışarıdan yiyen çok kişi var. Yani aslında işte burada baktığımız zaman bunun evde bir bütün. Yani annenin babanın beslenmesi, çocuğun beslenmesi bir bütün. Hani çocuğum sağlıklı beslensin, çocuğum spor yapsın, böyle bir şey yok. Değil. Evet. Bütün kolaya kaçmaması lazım hani annenin babanın, kendisi değiştirmesi gerekiyor. Şimdi eminim hadi artık hadi sor sor diye böyle benimle egzersiz yapanlar merak ediyorlar. Bana devamlı diyorlar işte. Ebru abla, Ebru hocam, Ebru hanım, işte siz, çünkü ben hani çok aktif spor yapıyorum, işte hani sağ olsunlar işte çok beğeniyorlar, şöyle işte fitsin böyle ama yani sonuçta bu benim hayatım. Ve ben gerçekten sporcu olduğum için tabii. Yıllardır benim kendimi bildim bileli her zaman yanlış yollara sapmadık mı, kaçamaklar yapmadık mı, yapacağız tabii ki de. Yapmazsak şey olmaz tabii ki de. Oluyor ama günün sonunda benim hayat felsefem evet. Spor yapmak, sağlıklı beslenmek, okey. Ve herkes istiyor ki, şimdi ben çok sporlarımı paylaşıyorum ve zaten benim hani önce olduğum ve uzmanlığım spor. Ama ben bir hani şey diyetisyen ya da bir beslenme uzmanı değilim. O yüzden özellikle de kişiye özel olduğu için, aynı sporda da olduğu gibi hep benden şey istiyorlar. İşte ne yiyorsun, ne içiyorsun paylaş. Tabii. Antrenmandan önce ne yedin, antrenmandan sonra ne yedin. O bir kere antrenmanın şekline, antrenmanın temposuna her şey değişiyor. Evet. Ama ben böyle genel kavramda yani hayatında sağlık için spor yapan, belki belli bir hedef koyarak kilo vermek için belli bir iş atıyorum. Benim egzersiz videolarımda tabii. Spor yapan, aynen. Yani evde gün aşırı evet. Bir saat, bir buçuk saat spor yapan insanlar kaç saat önce spordan yemek yemeli, ne yemeli, sonrasında ne yemeli? Onu çok soruyorlar, tabii. Çok merak ediyorlar. Doğru. Ben tabii ki kendi deneyimlerimden ve bilgilerimden paylaşıyorum ama bunu bir uzmanından dinlemek ayrı değerli. Senin paylaşman da çok önemli. Çünkü sen şimdi hani orada bir örnek olduğun zaman beslenmeni de hani örnek olarak görüyorlar. Sen şimdi spor yapan bir kişi olarak bir şey yemesen, ya ben spor yapıyorum ama işte zayıflığımdan hiçbir şey yemeden koruyorum. Böyle bir örnek olsan bu da çok kötü olur. Evet, doğru. Yani beslenmek çok önemli. Çünkü şimdi kasımızı besleyen, vücudumuzu besleyen şey yemek, enerji ve bunları doğru yiyeceklerden seçmek.
Dün hatta bir danışanım aradı ama böyle uzun zamandır görüşmüyorduk. Spor yapıyormuş. 5 senede karnitin tavsiye ediyor musun dedi. Olur dedim, hani performansı arttırır spor sırasında, olabilir. İşte maksimum dozunu falan konuştuk. Çünkü dedi ben dedi spor sırasında çok düşüyorum. Çok enerjisiz kalıyorum. Karnitin bana destek olur mu? Olur tabii dedim. Ne yiyorsun öncesinde? Bir şey yemiyorum. Dedim ilk önce sen karnitinden önce hani bir şey yemen lazım. Sen glikojen depolarını kasın içindeki doyurmadıktan sonra o takviyeler, bize takviye adı üzerinde. Asıl olan şey, sporun en büyük alanını kapsayan şey beslenmek. Evet. Bunu da doğru yapmamız gerekiyor. Nedir? Mesela dediğin gibi sedanter, yani hafif dozda bir spor yapan bir kişi, kas geliştirme amacında olmayan, günlük yaşamında hani spor yapan ya da zayıflamak amacıyla spor yapan bir kişi, spordan önce yemek yiyip yememesi günün hangi saatinde spor yaptığını ve kan şekerine bağlı. Mesela kahvaltıdan önce diyelim, hani kahvaltı sabah saatlerinde kişi spor yapmak istiyor, zayıflamak istiyor. Evet. Ama kan şekeri problemi var. Kan şekeri çabuk düşüyor. Bir kere öncesinde kesinlikle karbonhidratlı bir şey yemesi gerekiyor. Çünkü spor kan şekerimizi düşüren bir efor sarf ettiren bir uygulama. O yüzden doğru karbonhidrat kaynakları, meyve olabilir, bir dilim ekmek, peynir gibi bir şey olabilir. Hani basit, öyle çok hani farklı bir şeyler gözümüzde canlanmasın. Ama iyi bir karbonhidrat, yulaf olabilir, yoğurtla karıştırıp biraz yulaf olabilir. Spor öncesinde süt biraz yorgunluğu artırır. Öyle mi? Evet, çünkü şimdi süt içerisindeki... Ben de bulandırır gibi, ya bende öyle bir etki öyle mi? Yaratıyor ama... Hani... Ama şöyle bir şey var, sütün içerisindeki laktoz spor sırasında laktik asite dönüşüyor vücutta. Hı-hı. Şimdi sporda da biliyorsun laktik asite artıyor. Evet. İkisi beraber arttığı zaman kastaki yorgunluğu artırır. O yüzden aslında süt gibi ürünleri spor sonrasında tüketmek daha iyi olur. Hem protein açısından besler bizi, hem de işte içerisindeki karbonhidratla falan hani vücutta bir takviye oluşturur. Eğer sabah spor yapıyorsak öncesinde hafif bir şey, biraz karbonhidratlı. Ama eğer bir kan şekeri sorunumuz yoksa muz olabilir, elma olabilir, bir meyve olabilir. Çünkü bir küçük bir kahvaltı olabilir. Çok haklısın. Şey evet. Pilav, makarna, sabah bir tabak pilav falan böyle. Değil, yani. Aynen, güzel, sağlıklı. Sağlıklı karbonhidrat kaynaklarımız neler? Şimdi ekmek sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı. Herkes böyle tükaka diyor, işte kesinlikle ekmek yemiyorum diyor. Kişinin eğer glutenle ilgili bir intoleransı yoksa, ki herkesin yok, kendi kendine öyle hani varsayımda bulunuyor insanlar. Evet, onu da konuşalım. Evet, ekmek mesela sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı. Çünkü ekmek deyince hemen böyle hani paketli ekmekleri düşünmeyelim. Çok sağlıklı ekmekler var. Kendimiz de aynen yapabiliriz, glutensiz ekmek yapabiliriz, iyi ekmekler alabiliriz. Yağsız bir karbonhidrat, onun yerine mesela ekmek yiyip pilav makarna yiyenler ekmeğin üzerine yağ sürüp yemiş oluyorlar. Ben hep bunu örneği... Bir daha söyle. Ekmek yemiyor, kişi pilav yiyor mesela. Bulgur pilav yiyorum ben diyor ekmek yerine. Hatta dışarıda bile. Dışarıdaki yağlı, ne yiyor? Ayçiçek yağı. Şöyle aklınıza canlandırın, ben ekmeğimi alıyorum, ayçiçek yağını bandırıyorum ve yiyorum. Bu yani sonuçta hani aslında yaptığımız şey. Ekmek yediğimiz zaman yağsız, bizi tok tutan, lif açısından zengin bir karbonhidrat almış oluyoruz. Bence güzel bir karbonhidrat. Ama beyaz meyvelerde ekmek değil. Değil, tabii ki de. Yani lifli. İşte karabuğday. Aynen, çavdar olabilir, yulaf olabilir, buğday, tam buğday hani ekmeği olabilir. Ben önermiyorum. Önermiyorum çünkü bir içerik okumak çok önemli Ebru. Yani içeriğini aldığımız ürünün bir içeriğine baktığımız zaman o ekmeğin içerisinde ekmekten başka hani her şey olduğunu paketli ekmeklerde görebiliriz. O halk ekmekten alınan bir ekmek, kepekli ekmek ben çok evet seviyorum. Daha katkı maddeleri daha zaten hani iyi. Tadından da anlaşılıyor. Hani ben de saklama süresinden de anlaşılıyor. Evet. Yani böyle hani günlerce hani dursa bozulmaz dediğimiz ekmeklerden uzak durmamız lazım biraz. O yüzden hani böyle sağlıklı bir ekmek tüketebiliriz. Artık çok seçenek var. Eskiden yani bu kadar yoktu. Böyle 45 dakika, 1 saat öncesinde. Evet, aynen. Sindirim için. Çünkü rahatsız etmesin mideyi. Mesela öğlenden sonra spor yapıyorsak, yani öğlen yemeğinden sonra yediğimiz şey et olmamalı, et grubu olmamalı. Evet, o mide, aynen. Sonuçta midede bir hani yemekle ilgili bir uğraşı olur bir spor yaparken. Evet, hafif şeyler. Sindirimi daha aynen kolay şeyleri spordan önce, spor sonrası proteinli şeyler. Eğer kişi normal sağlıklı hani beslenme, yani çok spor anlamında kas geliştirme gibi bir hani hedef yoksa, kişinin böyle protein yüklemeleri, iki öğünde protein yemek, hani bir pilates yapıyor kişi ya da hani bir fitness yapıyor. O denge çok önemli. Yani ama ne yapılıyor? Spor salonuna gidiyor kişi, spor salonundaki ne yazık ki hocası ona bayan
Minyon bir bayan. Bir bakıyorum iki öğünde de etler, iki öğünde de tavuklar, salatalar. Yani burada bir böbreklerimiz var, bağırsaklarımız var. Bunu nasıl sindirecek? Nasıl bu toksik etkiyi hani atacak vücudumuzdan? Oradan yani her şeyin fazlası zarar sonuçta. Sağlıklı beslenme, her şeyin ihtiyacımızı aldığımız noktada üzerine yaptığımız spor bizim ihtiyacımızı maksimum arttırmıyor. Evet. Çünkü zaten ne kadar enerji harcıyoruz ki yani sedanter böyle soft yaptığımız bir sporda, bir pilateste, bir işte hani fitness'ta. O yüzden abartmamak gerekiyor. Aynen yediğimizi çünkü ondan sonra spor yaparken kiloluları ekleniriz. Evet, şey diyorlar bir de zaten bana gelen yine mesajlarda işte çok spor yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, o bir türlü kilo veremiyor. Tabii. Yani o biraz matematik değil mi? Yani tabii ki de. Çıkarttın, enerji açığını evet. Çıkartıyorsunuz spor yaparken. Az enerji. Yani işte evet. 200 kalori yaptınız, 300 kalori yaptınız. Tabii. Antrenmana göre. Ama siz 300 kalori yaptığınız bir antrenmandan sonra oturup 500 kalorilik bir... Kilo bile alırız. Ve 500 kalori almak o kadar kolay ki. Çünkü nasıl maalesef olsa ben spor yaptım evet, diye... Yani hani o sağlıklı barlar atıyorum hani çok sağlıklı olarak gördüğümüz şeyleri daha fazla yeme eğilimdeyiz bu sefer. Çünkü sağlıklı ya nasıl olsa. Bugün nasıl olsa spor yaptım. Bir tane yiyeceğim, iki tane yedim. Oldu zaten sana 500 kalori. Tabii. Yani protein barları mesela. Tamam sağlıklı ama çok yüksek kalorili. Ben bir yandan da şu tabii ki bilgiyi de vermek istiyorum. Kalorik diyet yaptırmıyorum. Yani kalori saydırmıyorum kimseye. O çok böyle psikoloji yani sürdürülebilir evet. Bir şey olmuyor. Kesinlikle sanki. Değil. Aynen. Böyle düşük kalori alalım, her şeyin kalorisine bakalım. Bu anlayışla bir diyetisyen değilim ama kalori de bir gerçek. Yani fazladan aldığımız enerjiyi yakamadıktan sonra iyi enerji de alsak vücut yağına dönüşüyor. Yani bu cevizden de alsak aynı, tereyağından da alsak aynı, abur cuburdan da alsak aynı. Yakamadığımız her enerji vücutta zaten yağ dönüşüyor. Yağ dönüşüyor. Aynen. Değil mi? Evet. Peki bu hani dedik ya buna değinelim. Şimdi son zamanlarda işte gluten free, işte her laktozsuz. Şey. Suyun üzerine glutensiz yazıyor. Gerçekten. Evet. Yani en saf herhalde dünya üzerinde. yani nasıl insan gluten alerjisi var mı yok mu, laktoz free neden kullanmalı, hani bunlarla ilgili bizi biraz aydınlatsan çünkü çok fazla çok, bilgi var. Çok, kesinlikle. Dediğim gibi hani hiçbir araştırma devamlı, araştırmalar da değişiyor, gelişiyor. Tabii ki de. Hani hiçbir şeyin belki net şeyi yok ama son hani 2020 gündemine baktığımızda laktoz free, gluten free nedir, ne değildir, aynen. Kişi nasıl anlar onları bir duyalım, ben de biraz daha bilgileneyim. Yani bazı intoleranslar belirti verir. Mesela laktoz. Şimdi en kolay belirti veren intoleranslardan biri laktoz. Laktoz dediğimiz şey sütün şekeri. Bizim midemizde ayrışacağına kutunun içinde ayrışmış. Çünkü laktoz enzimi ilave edilmiş sütler onlar. Onun içinden alınmamış sütler. Eğer kişinin laktoz intoleransı varsa laktozu midede sindiremiyor anlamına gelir. Bunu nasıl anlıyoruz? Gaz, şişkinlik. Süt içtiğimiz zaman midemize şişkinlik yapıyorsa laktoz intoleransından şüphelenebiliriz. Tamam. Laktozsuz içtik diyelim çünkü sütte laktoz var. Dışarı satılan yoğurtlarda laktoz var. Çünkü evde yapılan yoğurtlarda laktoz yok. Sütün içerisindeki laktoz yoğurtta laktik aside dönüşür. Ama dışarıda alınan yoğurtlarda laktoz var. Yoğurt, süt grubu bizde şişkinlik yapıyorsa, midemizde böyle hemen yedikten sonra bir şişkinlik hissediyorsak laktoz intoleransımız olabilir. Ama gluten intoleransı öyle hemen yedik belirti verdi bir şişkin öyle bir şey değil. Hı. Gluten de karbonhidratın protein yapı taşı. Hı. Glutenin proteini. Bayağı şu an akademik. Aynen akademik. Karbonhidratın yani karbonhidratlı yiyeceklerin buğday gibi evet. İşte hani çavdar gibi bunların proteini gluten. Yani zararlı bir katkı maddesi işte hani aman yemeyelim öyle bir şey değil. Kötü değil. Hiçbiri. Kime göre? Sindiremeyen kişiye göre kötü. Şimdi bana göre kötü değil. Ben mesela glutensiz bir şey yemeye ihtiyacım yok çünkü ben onu sindirebiliyorum. Ama diyelim sen sindiremiyorsun. O zaman sen tamam glutensiz bir şey tüketebilirsin. Bunun ayrımına nasıl varıyoruz? Gluten aslında çölyaktan biliriz. Çölyakta evet. Glutensiz yemek mecburiyetindeler kişiler. Çünkü glutenli bir o şey yedikleri zaman aynen bağırsağındaki o fırçamsı yüzeyler kaybolur ve kişi ishal olur. Yani bağırsak sorunları yaratır aslında gluten. Bunun testleri var. Gluten intoleransını saptayabiliriz. Ama artık son zamanlarda çok fazla gluten popüler olduğu için eleme diyetinde de hani kullanabiliyoruz. Kişi mesela yine şişkinlik, bağırsak hareketlerinde düzensizlik, kabızlık ya da ishal, cildinde döküntü, baş ağrısı gibi şikayetler yaratıyorsa evet gluteni eleyebiliriz, deneyebiliriz. Ama burada gluteni elemek demek
karbonhidratsız beslenmek anlamına gelmiyor. İnsanlar gluteni elemek demeyi sadece protein ve sebzeyle beslenmek zannediyor. Oysa bizim kuru baklagillerimiz glutensiz. Kara buğday glutensiz. Bunları yerine koymak gerekiyor. Şu an ben de ilgiyle böyle hayranlıkla dinliyorum. Çünkü yani... Ama çok karıştırılıyor birbirine işte. Çok, çünkü her gün her kafadan bir ses tabii çıkıyor. Tabii ki de. Ve öyle olunca da evet. İnsan hani ne yapacağını şaşırıyor. Böyle, ne yapacağını şaşırıyor. Bir kere uzmanına gitmesi gerekiyor kişinin. Şimdi çünkü biz bunu kendi kendimize nasıl yapalım? Yani biz şimdi böyle internetten araştırıp da kendimize bir ilaç başlıyor muyuz? Yani başlamamalıyız. Tabii. İnternetten bakıp da spora başlamamalıyız. Evet. Çünkü vücudumuzun bir kas yapısı var, bir hani fizyolojisi var, hastalıklarımız, sakatlıklarımız. Beslenmede de öyle. Herkesin bir hikayesi var. Yani tabii ki. Bir genetiği var. Tabii ki. Annesini babasını seçemiyor. Hani nedir, ne değildir genetiğinde. Aynen. Hangi hastalık var, hangi deneyimler var, tabii. Nasıl yetiştirildi, hangi topraklarda çok önemli. Doğdu. Mesela artık mikrobiyom testi yapıyorum, genetik test yapıyorum. Kişinin tamamen kişisel beslenmesine özgü şeyler bunlar. Vücudundaki bakteriler bile Ebru, şimdi ikimiz mesela aynı şeyleri yediğimiz halde hep deriz ya böyle ya aynı şeyi yiyoruz o kilo oluyor ben kilo almıyorum. Ben su içsem yarıyor. Aynen bu gerçek oldu şimdi mikrobiyom haritamızdan belli oldu. Çünkü mikrobiyom ne demek? Vücudumuzdaki bakteri profili. Genetiğimizde de yani küçük Ebru'da da aynı belki bakteri profili vardı. Ama sen onu son zamanlarda belki antibiyotik kullanarak ya da yanlış beslenerek hafif değiştirmiş olabilirsin. Ama asıl senin vücudundaki bakteriler seni nasıl beslenmeni de yönetiyor. Diyelim mesela bakterilerin daha böyle yağı sindiremeyen bakteri Cinsen. Profili var. Aynen. Sen ketojenik beslenme yaptığın zaman sana zarar veriyor. O konuya geleyim. Ben ketojenik beslenme çünkü zarar vermedi ama hani evet. Ben kilo vermeyi beklerken vermedim. Mesela yani düştü falan. Herkese aynen. Şimdi o kadar biz mesela yani bunlar bilim değiştiği zaman biz neden sorularını daha iyi artık cevaplıyoruz. Kişinin intoleransı mesela kişinin insülin direnci yok diyelim. Hı-hı. Ama şekerli bir şeyler yediği zaman kişinin şekeri düşüyor ya da işte hani kilo alıyor vesaire. Oysa bir bakıyoruz vücudunda şekeri seven bakteriler daha fazla. Hı-hı. Glisemik indeksi düşük bir şey yese bile yani böyle kepekli şeyler yese bile şekeri olumsuz etkileniyor. Çünkü onun profili karbonhidratı sindirebilen bir profil değil. Yani bunların hepsi aslında kişisel o kadar farklıyız evet, ki birbirimizden. Evet, yani. Bu kadar farklıyken yüzden, yani herkese göre beslenmeye çalışıyoruz biz. Evet yani bu tabii şimdi bir tarafta hani bu teknoloji, dijital dünya biz de buradan şu anda işte oturduk sohbet ediyoruz. Tabii. Anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok detaya hani de inmek istemiyoruz. Bir doğru. Konuda almadık konumu sağlık, beslenme ve hani ben... İşte ama laf lafı açıyor ya ben böyle hepsini hani evet, o ona evet, bağlanıyor, o ona bağlanıyor. Böyle, nokta bilgiler verdim. Peki biraz toparlayacak olursak Beste'cim o zaman şey mi demeliyiz? Yani gerçekten hani belki şimdi tabii bu işin ulaşılabilirlik, maddi kısmı tabii vesairesi ki. De var. Yani hı-hı. Herkes her an gidip bir uzmana ama sonuçta artık... Var hastanelerde meslektaşların var tabii ki de. Aynen özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, diyetisyenler var tabii ki de. En azından bir kendi genetiğine ve hani... Kendi en azından o... kan testlerimize ilk başta genetiğimize bile bakmasak kimse kan testi bile yaptırmıyor. Yani hani şekerim nasıl, karaciğer enzimlerim nasıl, kolesterolüm, işte vitamin mineral değerlerim, demirim. Hani bunların yani nasıl çalıştığını bir ilk önce bizim bakalım. Sosyal medyadan işte belli verdiğimiz kısa detokslar atıyorum ya da hani 2 günlük, 3 günlük jet diyetler falan belki hani herkes onları kısa vadede uygulayabilecek olsa da düzenli bir beslenme evet. Düzenini ve hani alışkanlıklarımız tabii. Ve sağlıkla ilgili bir düzene girmek istiyorsa mutlaka bir uzmana danış. Evet, kendini demek. Bir ilk önce tanıması gerekiyor insanın. Yani evet. Ben nasılım? Benim sağlığım nasıl? Benim yaşam şeklim nasıl? Benim işte annem, babam, kültürüm, beslenme alışkanlıklarım nasıl? Benim iş ortamım nasıl? Sosyal çevrem nasıl? Ben bambaşka bir insanım. Ben Ebru'nun diyetini yapmaya çalışıyorum. Bu olmaz. Bu yürümez. O yüzden sürdürülmez. Paylaşmıyorum. Ne yedin? Evet. Ne bize diyet listesi yollasın ama o öyle bir şey o değil. Kişiyi görmeden uzaktan onu yollamak olmaz. Yolda, kesinlikle. Olmaz. Ama sen mesela hani örneğin sana ulaşmak istediler. Online tabii. Bir yani olarak da yani hani öyle bir hizmet de veriyorsun. Tabii ki de. Tabii ki aynen. Benim çünkü Amerika'dan da işte hani Göztepe'den de, ben Ataşehir'deyim, Göztepe'den de danışanım var online, Amerika'dan da danışanım var. Çünkü burada zaman ve ulaşılabilirlik çok önemli. Online'la ben her yerdeyim. Kişi bana online diyetli, onun bana işte sağlık bilgilerini ve yaşam şeklini ilettikten sonra ben aynı seninle böyle karşılıklı oturmuşum. Artık online çünkü her yerde aynen kullanabiliriz. Artık toplantıları bile hani şirketler online üzerinden hani yapıyor.
ben ona onun için doğru diyeti yönlendirebilirim, gönderebilirim. Düzenli takip ediyoruz. Ve takip ediyoruz. Haftalık iletişimler içerisinde takibimiz var. Kişi ilk önce gerçekten kendisine özgü bir beslenme bulması gerekiyor. Kendinizi tanıyın. Evet. Ve kimse o onu yapıyormuş, ben bunu yapıyormuşum diye. Aynen. Birbirinizi hani Ebru onu yapmış, ben kesinlikle onu deyip, çünkü bende işleyen sende işlemeyebilir. Sendeki faydalı bir şey bana yaramayabilir. Aynen. Ve uymayabilir, yaşam şeklimiz uymayabilir. Zorlamaya gerek yok. Yani sevmediğimiz halde avokado yemeye gerek yok. Sevmediğimiz halde işte chia, kinoa yemeye gerek yok. Bir şeyler zorunda olduğu için değil, doğru olduğu için senin beslenmene uygun mutlaka muadili bulunur. O yüzden hani çok böyle zor, katı, işte popüler diyetler değil, sağlıklı, optimum bir beslenme şekli. Kaçamaklarımızla, dedin ya zaman zaman kaçamak yapıyorum. Tabii ki de yapacağız. Ben de çikolatayı yiyorum. Herhalde yani ben de yiyorum tabii ki de yani. Yememek çok diye bir şey yok. Kesinlikle. Ama hani tabii ki şey, bunu dengeliyorum. Hayatta her şey bir denge değil mi? Öyle yani olması gerekiyor. Çikolataya bayıldım diye aynen. Ben çikolata yemiyorum. Yani biraz da denge tutmuyorum. Besteciğim. O kadar çok yani tabii ki sabaha kadar konuşuruz. Çok evet. Soru var, çok evet. Büyük, çok kesinlikle. Geniş, çok önemli bir konu. Ama hani ben artık toparlamak istiyorum. Hani tabii. Sıkılmasınlar, bir daha gel istiyorum. Tamam, senin tabii. Son olarak hani gerçekten bir uzman olarak söylemek istediğin, buna mutlaka dikkat edin. Yani vermek istediğin mesaj önemli olan, hı-hı, eklemek istediklerini bir toparlayıp buradan İletirsen çok mutlu olacağım. Tamam, tabii ki de. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Tam böyle benim hayat tarzım. Yani spor ve beslenme iç içe. Ben hem düşünen hem yaşayan hem de yönlendiren bir diyetisyenim diyeyim. Benim için senin aynen yaptığın gibi çocuklar çok önemli. Yani çocukluktan başlıyor beslenmemiz. Biz yetişkinliğe varana kadar çocukluktan bakmalıyız bu işe. Hem kendi çocukluğumuza hem kendi çocuklarımıza. Bir kere çocuk çok önemli. Sonra beslenme tarzımız kişiye özel olmalı. Kesinlikle herkese tavsiyem popüler diyetleri uygulamayın hemen. Yani birisi bir şey yapıyor hemen uyguluyoruz. Denek oluyorsunuz. Denek olmayalım. Sağlıklı beslenme, optimum, yani akla yatan, bilimsel çalışmalarla onaylanmış en kolayı. Benim verdiğim beslenme şekli en kolayı. Çünkü her şeyi yiyoruz. Evet. Oradan yola çıkarak da ilk önce bir beslenme profilimizi hazırlayabilmek için kan tahlili. Kendimizi tanırsak, popüler akımlara yönlenmezsek, kendimize uygun bir beslenme şekli bulursak o zaman kilo aldım, kilo verdim dertlerinden uzak, sağlıklı bir beslenmeyle kilomuzu her zaman güzel yönetebiliriz, koruyabiliriz. Bence olması gereken en rahat kafa şekli bu. Benim bir lafım var Ebru'cum, onunla bitireyim. Gerginlikler değil, esneklikler korur. Ve biz hiç değinmedik ama before after hikayeleri, yani evet, öncesi sonrası hikayeleri, çok başarı hikayeleri de var. Tabii. Onları da mutlaka ben aslında paylaşıyor, tamam, olmak istiyorum, evet, süreç içerisinde. Çok önemli onlar. Değil mi? Çünkü yani insanın bütün değişimini gösteriyor. Hani o yolda, tabii, beraber yürüdüğünüz uzun, aynen, bu bir yol. Dediğin gibi ben hep var, öyle söylüyorum. Çünkü o yolun içinde kaçamaklar da var, yapamamak da var. Her zaman motivasyon maksimum değil. Motivasyonumuz düştüğü anlar da var. Ama önemli olan ben bu işi başaracağım deyip başlamak ve bütün süreçte o yapamamayı da öğrenip finalde koruyabilecek bir beslenme alışkanlığına sahip olmak. Aynen öyle. Yani diyet değil de aslında, evet, sağlıklı beslenme. Kesinlikle. Hayatının bir parçası olarak kazanıyor olmak. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşım. O güzel enerjinle, değerli, çok önemli. Çok teşekkür ederim. Herkesin merak ettiği birçok bilgiyi bizimle paylaştın. Bence bu böyle kalmayacak. Biz seninle uzun bir seri falan yapalım. Yapalım hepsini. Konuşmayı seviyoruz. Hepsini anlatırız. Aynen, öyle anlatalım. Tabii o ki zaman de. En kısa sürede tekrar tamam, tabii ki de. Sana. Gelirim. Keyifle. Evet. Çok değerli bilgiler edindik Beste'den. Biliyorum merak ettiğiniz çok fazla soru var. Sağlıklı beslenmeye dair merak ettiklerinizi mutlaka benimle yorum olarak paylaşın ki belki böyle hani spesifik konuları alır, tekrar Beste'yi davet edip ona böyle daha nokta atışı konular sorarız. Çünkü konuşulacak çok fazla konu, çok büyük bir konu bu. Ama buradan özetle anlıyoruz ki arkadaşlar, gerçekten kendinize dönün. Spor, konu spor da olsa, konu sağlıklı beslenme de olsa, ay sevemiyorum, ay yapamıyorum demek değil, bahanelere yer yok hayatımızda. Hepinizin sevdiği yiyecekler, sürdürülebilir bir beslenme yöntemi illaki vardır. Bunu bulmak, bununla ilgili destek almak sizin elinizde. Sizleri seviyorum, sporla kalın, sağlıklı beslenin. Tekrar görüşmek üzere.